Evet arkadaşlar, hepiniz yeniden merhaba. Görmüş olduğunuz gibi dün gece bayağı bir kar yağmış, yaklaşık 30 santimetre falan. Sabah kalkıp traktörü çalıştırdım, tesviye küreğini bağladım, işte kaputundaki karları falan temizledikten sonra kahvaltı yapmak için içeri gittim. O ara tekrardan tüm gücüne kar yağmaya başladı. Yani videonun giriş kısmını bundan yaklaşık 1 saat önce falan çekmiştim. Şimdi tekrardan geldim arkadaşlar, traktörümüz birazcık daha ısınsın, sonra gidip yolları temizlemeye başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar, bayağı bir zamandır kar yağmadığı için zincirleri çıkartmıştım. Şimdi tek kişi sarmam zor olur diye sarmadım. Bir böyle zincirsiz deneyelim. Eğer traktör çok zorlanırsa veya açmamazlık ederse gelip zincirlerimizi saracağız. Şimdi kar kalınlığı fazla ya, traktör tutunur diye düşünüyorum. Şimdi şuradan yukarı bir dedemlerin yolunu vuralım önce. Hadi bakalım oğlum. Şuraya baksana ya. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar, zincirleri yok ama kar kalınlığı fazla olduğu için traktörün dişleri tutunuyor bir şekilde. Şimdi buraları daha önce gelip videolarda hiç temizlememiştik arkadaşlar. Şu an temizlediğim yol yazın sergi serdiğim yoldu. Videosunu paylaşmıştım sergi sererken. Arkadaşlar, yol dar olduğu için zaten ikinci defayı vurmama gerek yok. Bayağı kar var. Defa adam akıllı kar yağdı köyümüze arkadaşlar. Yani bu dakikaya kadar böyle 5 santim 10 santim böyle dalga geçer gibi yağıyordu. Birazcık geç oldu ama güzel oldu yani. Özlemişiz böyle çok kar yağmasını.
hadi oğlum. Vallahi çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurayı da şöyle vuralım bakalım. İleri gittiğim zaman böyle biraz yerden toprağı da kazıyor arkadaşlar da bir de böyle geri geri deneyeyim dedim. Böyle daha düzgün sonuç veriyor gibi. Aynen böyle daha güzel oluyor ya. Şu aşağı yol vurulmamış. Şimdi burayı vuralım bakalım. Vallahi dozer gibi gidiyoruz yemin ediyorum. Böyle daha güzel açıyormuş arkadaşlar. Hem toprağa kazımıyor hem de görsel olarak böyle gözüme daha bir hoş geldi. Evet, bu yol da buraya kadardı. Buradan aşağı başka bir yol. Köpeğim ben de derdi ne? Küreme tarzımız bence süper arkadaşlar. Hem yolun yapısını bozmuyoruz. Hem de böyle daha güzel gözüküyor bu açıyla. Arkadaşlar son olarak
camimizin önü kaldı. Camimizin önünü de temizleyelim. Şurayı birazcık daha asak iyi olacak. Çok soranınız oluyor arkadaşlar, bu işten para alıyor musun gibisinden. Ya onu da artık söyleyeyim, bu işten para almıyorum yani, bunu Allah rızası için yapıyorum. Ya şöyle düşünün, bu hayatta her şey para değil arkadaşlar ya. Şimdi mesela az önce çekemedim ama bir tane amcamız şöyle bir sandalye hediye etti bana yolunu temizlediğim için. Yani bunun manevi değeri yeter benim için. Neyse son şurayı da vuralım. Şöyle biriktirmiştim. Şöyle iteleyelim dışarı doğru. Evet, iteleyemedik. Yani şurada yakacağımız maksimum 150-200 lira mazot. Kimse 150-200 lirayla batmaz arkadaşlar, yani ne olacak. Son bir kez daha vuruyoruz buraya. Vallahi caminin önü de 10 numara oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.